Şimdi Almanca ile alakalı bana çok sık gelen sorulardan birini cevaplayacağım. Abi Almanca nasıl öğrenirim taktik ver. Birinci madde arkadaşlar, bunu ben gerçekten çok önemli buluyorum. Şu kulağınız var bak, kulağınızı görüyorsunuz değil mi? Buradan arkadaşlar günde bir saat Almanca buradan içeriye girecek. Yani bu radyo olur, dizi olur, müzik olur, herhangi bir şey olur. Sözlü olarak bu Almancayı günde minimum bir saat duyacaksınız ki telaffuzunuz, vurgularınız bunlar hepsi doğru otursun. İkinci madde arkadaşlar, bu da konuşma pratiği ile alakalı. Bunu da birinci maddenin üzerine ekleyeceğim. Biliyorsunuz ki Almanca biliyorum, işte bir sürü şey öğrendim ama konuşurken aklıma gelmiyor, konuşamıyorum falan filan. Aynı şekilde artık ne dinliyorsanız, radyo mu dinliyorsunuz, müzik mi dinliyorsunuz, podcast mi dinliyorsunuz, ne dinliyorsanız arkadaşlar o dinlediğiniz şeyi tekrar etmeye çalışın. Onu duyduğunuz anda sesli olarak, ağzınızı kullanarak, ses çıkararak bunu tekrar etmeye çalışın. Yani ilk başlarda tabii ki çok zor gelecek ama o tempoya, o hıza alışmanız lazım. Bunu yavaş yavaş deneye deneye başarabilirsiniz. Sonrasında fark edeceksiniz ki konuşurken aklınıza söyleyecek bir şey gelmediği zaman bile orayı doldurabilecek kelimeleri zaten otomatik olarak öğrenmişsiniz. Üçüncü madde arkadaşlar, bol bol Schreiben çalışmanız lazım. Yazmaya çalışmanız lazım. Bu yazma konusuyla ilgili benim çok sevdiğim bir site var. Bu Language Tool. Bu siteye girdikten sonra programın diline Almanca yapın. Yazdığınız şeyler için bütün yazım noktalama, imla kuralları için yardımcı olmuş oluyor. Biliyorsunuz Almanca'nın yazım noktalama kuralları İngilizce'den de Türkçe'den de çok farklı. Dördüncü madde arkadaşlar, Almanca'yı günlük hayatınızın bir parçası haline getirmek. Yani Almanca kullanmak zorunda olduğunuz bir ortamda bulunmak. Öyle bir ortamda bulunamıyorsanız bir şekilde yurt dışından Alman arkadaşlar yapmak. Özellikle İngilizcesi iyi olmayan bir Alman bulursanız çok şanslısınız. Çünkü mecburen o İngilizceye dönemeyecek. Siz de İngilizce konuşamadığınız için Almanca için kendinizi zorlayacaksınız. Yani biliyorum bu biraz zor ama biraz daha böyle köy taraflarına gidersiniz. Yaşlı insanlarla falan konuşursanız onların İngilizceleri çok iyi değil. Beşinci ve en önemli madde arkadaşlar, hata yapmaktan kesinlikle korkmamak, utanmamak. Almancayı Almanların çoğu bile doğru konuşamıyor çünkü bu dil gerçekten aşırı komplike bir dil. Ve siz bu dili bir yabancı olarak öğreniyorsunuz. O yüzden kesinlikle tamamen doğru konuşmaya değil, anlaşabilmeye odaklanın. İlk hedefiniz iletişim kurabilmek, anlaşabilmek olsun. Sonra doğru telaffuzu ve doğru gramere, her şeyi iyi kullanmaya odaklanırsınız zaten.